Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Cengiz çok fazla strese girince kalp krizi geçirmişti. Bunun sebebi şirketin batağa saplanması, Emre'nin düğünündeki olaylar sebep olmuş, üstüne Aslan'ın gelmesi olayları körüklemiştir. Aşırı stresten dolayı gerçekleşen kalp krizi sebebiyle Cengiz'in durumu çok ciddidir. Hastaneye kaldırılması için ambulans çağrılmış fakat durumu kritik olan Cengiz için sona yaklaşılmıştır. Emre babasının son durumuna çok üzülmüştür, morali bozuktur, aileni babası kalp krizi geçirmiştir, yetmemiştir, düşene bir tekme de Bora vuracaktır. Yetmiyormuş gibi Bora karanlık planını devreye sokmuştur, her şey çok karışacaktır. Bora'nın planı ise Yeliz'i kötü emellerinde kullanarak Zeynep ve Emre'yi kendisine düşman etmesidir. Yeliz'i iyi tanıyan Emre ise onun her şeyin farkında olduğundan emindir. Emre için Yeliz ile konuşmak büyük önem arz ediyordur. Zeynep'e yapılan hainliklerin Emre annesi tarafından yapılmadığını, asıl hainin Esin olduğunu adı gibi emindir. Tüm bu sır perdesinin kalkması için çabalayan Emre sonunda gerçeğe ulaştığında çok acı bir sürprizle karşı karşıya kalır. Sıla'nın verdiği evraklarla Aslan kötü emeline ulaşmış ve şirketin sahibi olmuştur. Tarık ise bu durumu kabullenemez ve Aslan'ı şirketin başından indirmek için harekete geçer ve Aslan'a karşı savaşmaya başlar. Tarık'ı yıkmak için Aslan gerçekleri açıklar, evrakları Sıla'nın verdiği ve asıl hain olduğu söylerek Tarık'ı bitirici hamleyi yapmış olur. Duyduklarına inanamayan Tarık ise yıkılır, Sıla'dan bunu beklemiyordur. Bu zor zamanlarda Zeynep ve Hülya'ya destek olan Vedat'tır. 108. bölümün sonu. Yeni bölüm 109. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Bakalım neler olacak.